Avrupa finans krizinin etkilerinden kurtulmaya çalışıyor. Bu kapsamda Avrupa Komisyonu ekonomik ve parasal birliğin sağlam temeller üzerine derinleştirilmesi için hazırlanan bir plan açıkladı. Komisyon Başkanı Jose Manuel Barroso Avrupa bölgesi için de ayrı bir bütçe oluşturulacağını söyledi. Barasso, bankacılık birliğini de sağlayacaklarını açıklayarak doğru kurumlarla çalışarak parlamento kontrollerini de ele alacaklarını ve konuyu Aralık ayında yapılacak Avrupa Birliği zirvesinde görüşeceklerini kaydetti. Öte yandan Avrupa Bölgesi yardım paketine en büyük katkıyı yapan Almanya, federal meclise Yunanistan'a yapılacak üçüncü yardım paketini görüşecek. 43.7 milyar avrodan Almanya'nın payına düşen 10.5 milyar avronun meclisten geçeceği tahmin ediliyor. Toparlanması yönünde alınan kararlar neticesinde ülkede tasarruf tedbirlerine gidilen Yunanistan'daysa bu kez böbrek hastaları ve doktorlar greve gitti. Emekli maaşlarında yapılan kesintilere itiraz eden 500'ün üzerine böbrek hastası hayatlarını tehlikeye atarak 2 saat süreyle hemodiyaliz makinelerine bağlanmadı. <laughs> Böbrek hastaları hastanelerdeki sağlık hizmetlerine 125 katkı payı ödeme zorunluluğu getirilmesiyle gerekli olan pahalı ilaçları satın almakta zorluk çektiklerini ve emekli maaşlarını yapılan kesintilerin durumu daha da kötüleştirdiğini belirtiyorlar. Ülkedeki hastanelerdeki doktorlar ve maliye çalışanları da greve gitti.